Which of the following is not correct according to the chart above? Yukarıdaki çizelgeye göre seçeneklerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Bu çizelgede bir seçim çizelgesi mevcut. 4 adayımız var ve 8 öğrencimiz onları oylamakta. Emily and Lily use their vote for Paul. Emily ve Lily oylarını Paul'dan yana kullanmış. Hemen bakalım. Emily, Lily. Oylarını kime vermişler diye baktığımda Paul'a verdiklerini görmekteyim. Dolayısıyla A şıkkı doğru olacaktır. B şıkkına bakalım. Henry becomes the class president. Henry sınıf başkanı olmuştur demiş. Hemen bakalım. En fazla oyu Henry'nin aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla bu çıkarım da bizim için doğru olacaktır. Jimmy and Paul get the same votes. Jimmy ve Paul aynı oy sayısını almıştır demiş. Hemen bakalım. Paul'un 2 oyu olduğunu daha önceden işaretlemiştik. Jimmy'nin de 2 oyu olduğunu görmekteyiz çizelgede. Dolayısıyla C şıkkını da eleyebiliriz. Carol gets more votes than Harry. Carol Henry'den daha fazla oy almıştır demiş. Hemen bakalım. Carol'un 1 oyu, Henry'nin ise 3 oyu olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla D şıkkı yanlış bir çıkarım içermekte olduğundan doğru cevabımız olacaktır. Which of the following is not correct according to the text above? Yukarıdaki metne göre seçeneklerden hangisi doğru değildir diye sorulmuş. Hemen seçeneklerimize bakalım. The candidates talked about their projects. Adaylar projeleri hakkında konuştular denmiş. Hemen bakalım. The candidates talk about their projects cümlesini görmekteyim. Dolayısıyla A şıkkını eleyebilirim. C şıkkına bakalım. Ruth's best friend was the winner of the election. Ruth'un en iyi arkadaşı bu seçimin kazananı olmuş. Hemen bakalım. Jack was one of the candidates. Jack adaylardan biriydi demiş. Ve devamında he won the election. O seçimi kazandı demiş. Dolayısıyla C de bizim için doğru bir yargı içermekte. Jack gave a nice speech to class. Jack sınıfa güzel bir konuşma yapmış demekti. Hemen bakalım. He gave a speech. Bir konuşma yaptı. Everybody liked his speech. Herkes onun konuşmasını beğendi demiş. Dolayısıyla D şıkkını da eledik. B şıkkına bakalım. The students prepared the ballot box. Öğrenciler oy pusulasını hazırladılar demiş. Fakat baktığımızda our teacher prepared voting booth and ballot box. Oy pusulasını öğretmenin hazırladığını görmekteyiz bu metinde. Dolayısıyla B seçeneği doğru cevap olacaktır. Which of the following sign is not suitable for democracy? Demokrasi için seçeneklerden hangisi uygun olmayacaktır demiş. Hemen buradaki seçeneklerimizin açılımına bakalım. Candidates must be fair to each other. Adaylar birbirlerine karşı adil olmalılar demiş. Dolayısıyla demokrasiyle örtüşmekte. A şıkkını eledik. Everybody is equal and can become a candidate. Herkes eşittir ve herkes aday olabilir demiş. Dolayısıyla bu da bizim için demokrasiye uygun olarak düşmekte. People can use their vote freely. İnsanlar kendi oylarını özgürce kullanabilmeli. Bu da demokrasiyle örtüşmekte. Dolayısıyla D şıkkında eleyebiliriz. Candidates should have a similar speech for election. Adaylar seçim için birbirlerine benzer konuşmalar hazırlamalıdır demiş.
fakat demokrasiye uygun düşmemekte tüm farklı fikirleri ortaya atmamız gerekmekte demokrasi için. Dolayısıyla B şıkkı bizim için doğru olmayacaktır. Cevabımız B seçeneği. Which of the following completes the conversation above? Yukarıdaki konuşmayı hangi seçenek tamamlar diye sorulmuş. 4 öğrencimizin verdiği tek kelimelik cevaplar var. Vote, oy. Fair, adil. Candidate, aday. President, başkan. Dolayısıyla öğretmenimizin ne sorduğunu tahmin edelim. A şıkkından başlayalım. Who will win the election this year? Bu yıl seçimi kim kazanacak? Doğru bir soru olmayacaktır. Where should the elections be? Seçimler nerede olmalı? Yine uygun bir soru değil. What are the duties of class president? Sınıf başkanının görevi nelerdir? Yine uygun bir soru değil. D şıkkına gelelim. What are the important words about democracy? Demokrasi için önemli kelimeler nelerdir diye sorulmuş olabilir. Cevaplarımız bunlarla ilgili tamamen. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Which of the following did the student answer correctly? Öğrenci hangi seçenekteki sorulara doğru bir şekilde cevap vermiştir diye sorulmuş. Burada önemli bir bilgimiz var. A student solves two qualities correctly and gets 11 points. Öğrencimiz iki tane soruyu doğru bir şekilde cevaplamış, çözmüş ve 11 puana ulaşmış. Bunu yapabileceği tek bir kombinasyon var. Democracy and speech kelimelerini doğru yere yerleştirmek olacaktır. O da hemen sorularımıza, boşluklarımıza bakalım. Everybody should vote freely and the candidates should, boşluğumuz var, the result of the election. Herkes oyunu özgürce kullanmalı ve adaylar seçimin sonuçlarına saygı göstermeli. Bizim için doğru bir eşleşme olacaktır. Dolayısıyla birinci cümle yer almayacak cevaplarımızda. Hemen ikinci cümleye geçelim. Everybody is equal in democracy. Herkes demokraside eşittir demek çok daha uygun olacaktır. Dolayısıyla ikinci cümleye demokrasi yazabiliriz. Devam edelim. Everybody puts their envelopes in the ballot box. Herkes oy pusulasına kendi düşüncelerini koyacak demiş. Dolayısıyla ballot box'ı da üçüncü cümlemize yerleştirdik. Son cümlemize bakalım. Everybody listens their candidates. Boşluğumuz var. And use their votes. Herkes adayların konuşmalarını dinler ve sonra oylarını kullanır. En uygun cümle olacaktır. Buraya dolayısıyla speech kelimesi de dördüncü cümleye gelecek. Bunların ışığında ikinci ve dördüncü cümle olan şıkkımız bizim doğru cevabımız olacak. Yani A seçeneği bizim için doğru şık. Look at the table above according to my answers. Which of the following point could I get? Tabloya bakıp verdiğim cevaplara göre hangi puanı ben almış olabilirim diye sormuş buradaki öğrencimiz. Hemen bakalım. Everybody should vote freely and the candidates should. Burada boşluğumuz var ve bu boşluğa speech kelimesini eklemiş ve cümleyi tamamlamış. Fakat burayla yanlış olmakta. Çünkü bu boşluğumuza respect kelimesi daha uygun olabilir. Buradan hiçbir puan alamayacak. Everybody is equal in democracy kelimesi uygun olacaktır.
tabloya baktığımızda doğru kelimeyi yazdığını görmekteyiz. Dolayısıyla 5 puanımız cepte. Üçüncü cümlemize bakalım. Everybody puts their envelopes in the ballot box. Herkes fikrini oy pusulasına koyacak demiş. Çizelgemizde ise kullandığı kelimenin ballot box olması ona 3 puan daha kazandırmış olmakta. Devam edelim. Everybody listens their candidates' speech and use their votes. Çizelgemize baktığımızda bu boşluğa respect yazıldığını görmekteyiz. Fakat speech yazılmalıydı. Dolayısıyla bu cümleden de puan alamayacak. Toplamda aldığı puanın 8 olduğunu görmekteyiz. Doğru cevabımız C seçeneği. Read the speech bubble and complete the sentence below. Konuşma balonunu okuyup aşağıdaki cümleyi tamamlayacağız. Aşağıdaki cümlemizde Emma ne yapacak bunu görelim. Dear friends, I will be fair and work hard. Adil olacağım ve çok çalışacağım. I will be helpful and respectful. Yardımsever olacağım ve saygılı olacağım. There will be class picnics and sightseeing tours. Sınıf piknikleri ve gezi turları olacak. I am the best candidate. Ben en iyi adayım. Vote for me. Bana oy atın demiş. A şıkkına baktığımda Emma will organize activities out of school. Emma okul dışındaki aktiviteleri organize edecek demiş. Hemen bakıyorum. There will be class picnics and sightseeing tours. Dolayısıyla A şıkkı bizim için geçerli bir cümle olacaktır. Doğru seçeneğimiz A seçeneği. Which of the following is not mentioned as a stage of classroom president election in the text above? Metinde sınıf başkanlığı seçimlerinin basamakları hakkında hangisinden bahsedilmemiştir diye sormakta. Hemen şıklarımıza bakalım. The candidates give a speech about what they will make for class. Adaylar sınıf için neler yapacağının konuşmasını yaparlar demiş. Hemen bakalım. They talk about what they will do if they are selected. Onlar eğer seçilirlerse ne yapacakları hakkında konuşur demiş. Dolayısıyla A şıkkını eleyebiliriz. C şıkkına bakalım. They make some campaigns to get his or her friends' support. Onlar arkadaşlarının desteğini almak için bazı kampanyalar hazırlar demiş. Hemen bakalım. Devam eden cümlemizde then they make an election campaign. Bir seçim kampanyası hazırlarlar demiş. Dolayısıyla C şıkkından da bahsedilmiş. After speeches, the students use their votes for their candidates in ballot box. Konuşmalardan sonra öğrenciler adaylar için oy pusulasında oylarını kullanırlar demiş. Hemen bakalım. After that, the election starts. Bundan sonra seçim başlar demiş ve devam eden cümlede the students use their votes in the ballot box. Öğrenciler oy pusulasında oylarını kullanırlar demiş. D şıkkından da bahsedildiğini görmekteyiz. B şıkkına bakalım. The candidates ask for open vote from the teacher. Adaylar öğretmenden açık oyunu sorarlar demiş. Fakat konuşmamızda bununla ilgili herhangi bir bilgiye yer almamakta. Dolayısıyla B şıkkı bizim için doğru cevap olmaktadır. Which of the following is not a stage of classroom president election? Seçeneklerden hangisi sınıf başkanlığı seçimlerinin basamaklarından birisi değildir diye sorulmuş. Hemen metnimizi okuyalım ve görsellerimizi eleyelim.
Let's talk about stages of classroom president election. Before election, first of all, candidates declare themselves for class president. They talk about what they will do if they are selected. Then they make an election campaign. Burası bizim için önemli. Onlar eğer seçilirlerse ne yapacakları hakkında konuşurlar. Daha sonra bir seçim kampanyası hazırlarlar demiş. Dolayısıyla A şıkkındaki konuşma burada görselleştirilmiş. Devam edelim. On election day, they give a speech. After that, the election starts. The students use their votes in the ballot box. Öğrenciler oy pusulasında oylarını kullanırlar demiş. Hemen B şıkkımızı da eleyebiliriz. Öncesinde ise they give a speech. C şıkkında da bir konuşma yapan öğrenci görmekteyiz. Aynı zamanda seçim kampanyasının da başladığını görüyoruz. Dolayısıyla C şıkkından da bahsedilmiş. Fakat D şıkkındaki ders çalışan öğrenciden bahsedilmemiş. Dolayısıyla bizim için doğru cevap D seçeneği olacaktır. Which of the following is related to Mark's brochure? Mark'ın broşürüne göre hangi seçenek ilişkilidir demiş. Hemen bakalım. Nutritious and healthy food. Use sports hall after school. Besleyici ve sağlıklı yiyecekler. Okuldan sonra spor salonunu kullanmak. Different books in the library. Kütüphanede farklı kitaplar. Language courses. Dil kursları. Vote for me. Bana oy atın diyerek Mark'ın seçim broşürünü görmekteyiz. Mark'ın anlattıklarıyla en ilintili olan görselimiz C şıkkında mevcut. Different books in the library. Nutritious and healthy food ise ikinci resimde. Dolayısıyla C şıkkı bizim için en uygun şık olacaktır.